Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba sevgili çocuklar. Bir karantina gününde hazırladığım bu etkinliğimle karşınızdayım. En sonunda öğrencilerimiz ve biz karantinadayız. Şükrolsun 6. günümüzde belirgin bir sıkıntımız yok. Bu vesileyle tüm bizim gibi olanlara geçmiş olsun diliyorum. İnşallah geçer ve gider. Bu da bize bir hatıra olsun. Bu etkinliğimizde bir kelebek yapacağız. Kelebeğin oluşumuyla ilgili etkinlik yapacağız. 3 boyutlu olacak, bir mobil olacak ve daha çok artık materyalleri kullanacağız. Başlayalım o zaman. Şimdi okul öncesi öğretmenisiniz arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz. Evde dişe yarar, dişe dokunur. Artık olan her şey bizim için nedir? Bir eğitim materyalidir. O yüzden evde bizden izinsiz bir şey atılmaz. İşte benim de böyle bir paketlenmiş kutular geldi kargoda. Hemen baktım bunlar bir işe yarar. Onları hemen büyük bir kutuydu ve kalındı. Bu şekilde böyle dörde ayırdım. Hatta içinden yine böyle kahverengi kağıtlar çıktı. Onları da hemen hazır bir şekilde ağaca dönüştürmek için bakın kıvırıyorum güzelce. Oralara dört parçanın hepsine aynı şekilde ağaç yapmak istiyorum. Bu şekilde kıvırarak ağaçlarımızı yerleştirelim. Alttan yuvarlak bir zemine yapıştıracağım için ve 3 boyutlu olacağı için arkadaşlar altını oturtabilmem için en altta şöyle 1 santim falan yer bırakmanızı istiyorum. 1,5-2 santim. Etkinliği hazırlarken biraz kelebeklerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Dünya üstünde 150 bin çeşit kelebeğe rastlanmış. Kelebekler aslında bir böcek türü. Biz bunlara kelebek diye isimlendiriyoruz ya da buna işte pul kanatlı diyenler de var. Kelebeklerin beslenmesi aynı arılar gibi çiçeklerin özlerini seviyorlar. Ama çok ilginç bir şey var. Kelebekler ayaklarıyla tat alıyorlar. Çiçeklerin işte özüne konduktan sonra ayaklarıyla bakıyorlar. Çiçeğin suyuna bakıyor, işte özüne bakıyor. Eğer onu sevdiyse baş kısmında hortum şeklinde bir ağız diye adlandırdığımız kısmıyla çiçeğin özünü çekebiliyor. Başlarında ise 2 tane petek gözleri bulunuyor. Çoğalmaları ise yumurtayla oluyor arkadaşlar, sevgili çocuklar. Kelebekler, anne kelebek yumurtalarını yaprakların ya da ağaç kabuklarının üzerine yapıştırarak bırakıyor. Ve yumurtadan çıkan küçük kurtçuklara biz tırtıl diyoruz. Kışın yumurta içinde bulunuyorlar. İlkbaharda ise her yer böyle yeşerince kabuğundan çıkarak yiyecek aramaya başlıyorlar. Tırtıl iken arkadaşlar ağızları ısırıcı ve çiğneyici oluyor. Alt dudağında ipek salgı bezleri var. Çok çok yaprak yiyorlar ve bu oburlukları yüzünden 4-5 defa deri değiştirebiliyorlar. Çok obur dönemleri bu dönemler ve çok büyüyorlar. Daha sonra büyümeleri belli bir noktaya geldikten sonra o ipek salgılarıyla kendilerine bir yuva örerler. İşte biz buna koza diyoruz. Bir müddet kozada kaldıktan sonra kozayı da yırtarak çıkarlar ve kozadan çıktıkları zaman ama biraz zayıf oluyorlar bu sefer ve küçücük bir kelebek şeklinde çıkıyorlar. Hemen uçamıyorlar arkadaşlar çıktıktan sonra çünkü hareket etmeleri için biraz güneş ışığına ihtiyaçları var. O yüzden güneşli havaları kelebekler çok severler, kan dolaşımını hızlandırdığı için daha rahat hareket ederler. Kelebeklerin yaşam süresi çok tartışılır. Öyle söylenildiği kadar yaşamları çok kısa değildir. Bir hafta ile bir yıl arasında yaşayan kelebekler vardır. Hatta göç eden kelebekler vardır. En uzun yaşayan mesela hükümdar kelebeği bir yıl yaşar. Ülkemizde yani Türkiye'de Kelebek Vadisi arkadaşlar Muğla'da Fethiye'de. Gitmek, görmek isteyenler için benim de çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Arkadaşlar kelebeklerle ilgili vereceğim bilgiler size bu kadar. Etkinliğimizle ilgili olarak ise mobilimizin taban kısmını yapmıştık arkadaşlar. Alta çimen anlamında ipleri keserek yapıştırdım. Bazen evde de hazırlamamız gerekebilir, malzemeler olur olmaz. O yüzden evdeki olan malzemelerle neler yapabiliriz? Evde olan anneler çocuklarıyla beraber bu tarz şeylerle kendi yaratıcılığınızı da kullanarak böyle bir mobil oluşturabilirsiniz. Hem de eğitici olur.
Kelebeğin yumurtasını yapmak için arkadaşlar pamuk kullandım. Üzerine de yumurta kabuklarını yapıştırdım. Daha sonra tırtılı yapmak için pipetin o boğumlu kısmını altına da şönil çubuklardan yararlandım. Ve yapıştırdıktan sonra hepsini kendi bölümlerine güzelce yapıştırıyoruz çocukların görebilecekleri şekilde. Daha sonra kozayı oluşturmak için arkadaşlar pamuğun etrafına keten iplik sardım. Daha sonra da üstünden bir dala tutunmuş gibi yaparak kendi bölümünü astım. Bitirdikten sonra arkadaşlar kelebeğimizin yaşam döngüsü bu şekilde mobil olarak bitirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın.